Arkadaşlar, yalın halde bırakılan metaller, özellikle demir, zamanla havadaki oksijenle tepkimeye girerek oksitlenebilir. Bu oksitlenme ilk başlarda bu şekilde gördüğünüz gibi sarı renk oluşturabilir. Ardından da kahverengi renge dönüşecektir. Demir atomu ile birlikte oksijen atomu tepkimeye girer. 3 demir atomuyla 2 oksijen atomu tepkimeye girerek demir oksit, yani şu görmüş olduğunuz paslı kısımları oluşturmaktadır. Bu bir yanma tepkimesidir. Bir kimyasal tepkimedir. Ama yavaş yanma tepkimesidir. Demir atomuyla oksijen atomu tepkimeye girdiğinde demir oksit oluşurken aynı zamanda ısı da açığa çıkar. Bu demirin pasını sökebilmek için, inşaat demirinin pasını sökebilmek için kimyagerler tarafından pas sökücü ürünler geliştirilmektedir. Örnek olarak Özkimsan tarafından üretilmiş olan OK-151 pas sökücü ürünü kullanarak bunun pasını sökebilir. Daha sonra da yine OK-152 ile korumaya alabilirsiniz. Mesela burada bir inşaat yapılıyor. Şu anda bu demirler kullanılacak. Yalnız paslanma biraz daha ilerlerse bu demir temele atıldığı zaman veya kolonlara atıldığı zaman tam olarak betona tutunmayacaktır. Bu da zararlı bir durum. Örnek şurada da paslanmaya başlamış demirler var. Baştan toparlamak gerekirse demir zamanla oksijen atomuyla tepkimeye girerek, demirin içerisinde bulunan demir atomuyla oksijen atomu tepkimeye girerek pasa oluşturur. İlk başta oksitlenme, yani demirde oluşan oksitlenmeye pas, diğer metallerle oluşan oksitlenmeye de korozyon denir bu arada. Pasını eğer önüne geçmezseniz zamanla bu demiri çürütmeye başlayacaktır. Genellikle inşaatların önünde kalmış olan bu demirlerin çöpe atıldığını görebilirsiniz. Tamamen paslanmış halde olduğunu görebilirsiniz. Bilgilendirme amaçlı bir video çekelim dedik sizler için. Umarım faydalı olmuştur.